Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımızı 10. sözden namı diğerli Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da Zeyl'in 4. parçasındayız. Burası söz basım külliyata göre 170. sayfa. 170. sayfada bir miktar ilerledik. Bu ilk 2-3 paragrafı okumayacağım. Geçen ders onu konuştuk. Gerçi buradaki bir kısmı da konuştuk ama orayı tekrar okumam gerekiyor bağlamı anlamanız için. Öyle yapacağım inşallah. Sonra şuralarda bir yerde bir mola vereceğim yine. Yani 172'de bir mola vereceğim. Oraya kadar kısmı tefekkür etmeye çalışacağız. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Biz de inayetini ondan dileriz. Hem Kur'an kah oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahiretteki harika efallerini kalbe kabul ettirmek için İhzariye hükmünde ve zihni tasdike müheyya etmek için bir idadiye suretinde dünyadaki acayip efalini zikreder. Veyahut istikbali ve uhrevi olan efali acibeyi ilahiyeyi öyle bir surette zikreder ki meşhudumuz olan çok nazireleriyle onlara kanaatimiz gelir. Mesela Estağfirullah. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe iza huwa hasimun mubin. Ta surenin ahirine kadar ne buyuruldu burada kısa bir mealiyle? Görmedi mi o insan? Biz onu bir damla sudan yarattık da sonra o bize apaçık bir düşman kesiliverdi. Görmedi mi o insan? Biz onu bir damla sudan yarattık da sonra o bize apaçık bir düşman kesiliverdi. Yasin suresinin 77. ayetinden bir bölüm. Ta surenin ahirine kadar diyor. İşte şu bahiste haşir meselesinde Kur'an-ı Hakim, haşri ispat için 7-8 surette muhtelif bir tarzda ispat ediyor. Evvela neşe-i ulayı nazara verir der ki, nutfeden alakaya, alakadan mudugaya, mudugadan ta hilkati insaniyeye kadar olan neşetinizi görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki neşe-i uhrayı inkar ediyorsunuz? O onun misli, belki daha ehvenidir. Hem Cenab-ı Hak insana karşı ettiği ihsanat-ı azimeyi اَلَّذ۪ي جَعْلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْدَرِ نَارًا Burada ne buyuruluyor? Odur ki yemyeşil ağaçtan size ateş çıkarır. Odur ki yemyeşil ağaçtan size ateş çıkarır. Kısa bir meali böyle. Yine Yasin suresinden bu defa 80. ayetten kelimesiyle işaret edip der. Size böyle nimet eden bir zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Hem Remzen der. Ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibad ediyorsunuz. Hem semavat ve arzı halk eden semavat ve arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? Koca ağacı idare eden, o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? Bütün ağacın neticesini terk etmekle, bütün eczasıyla, hikmetle yoğrulmuş hilkat şeceresini abes ve beyhude yapar mı zannedersiniz? Der, haşirde sizi ihya edecek öyle bir zattır ki, bütün kainat ona emirber nefer hükmündedir. Haşirde sizi ihya edecek zat öyle bir zattır ki, bütün kainat ona emirber nefer hükmündedir. Emri kün feyeküne karşı kemali inkiyatla serfuru eder. Bir baharı halk etmek bir çiçek kadar ona ehven gelir. Bütün hayvanatı icat etmek, bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir bir zattır. Öyle bir zata karşı men yuhil izam deyip
kudretine karşı tacizle meydan okunmaz. Ne buyuruldu burada? Çürümüş kemikleri kim diriltir? Yasin suresinin 78. ayetinden. Bu ayetin tamamı bu metnin başında vardı. Sonra Fesubhanellezî biyedihî melekûtu külli şey tabiriyle ne buyuruldu burada? Yine onu da okuyalım. Yasin suresinin 83. ayetiymiş bu da. Her şeyin hüküm ve tasarrufu elinde olan zat her türlü kusur ve noksandan münezzehtir. Her şeyin hüküm ve tasarrufu elinde olan zat her türlü kusur ve noksandan münezzehtir. Yasin suresinin 83. ayetinde. Tabiriyle her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında, gece ve gündüzü, kış ve yazı bir kitabın sayfeleri gibi kolayca çevirir. Dünya ve ahireti iki menzil gibi bunu kapar, onu açar bir Kadir-i Zülcelal'dir. Madem böyledir, bütün delailin neticesi olarak ve ileyhi turcaun. Ne dendi burada peki? Onu da kısa bir mealiyle okuyalım. Siz de ona döndürüleceksiniz. Ve ileyhi turcaun. Siz de ona döndürüleceksiniz. Bu da nerede geçiyormuş? Yasin suresinin 83. ayetindeymiş yine. Yani kabirden sizi ihya edip, haşre getirip huzuru kibriyasında hesabınızı görecektir. İşte şu ayetler haşrın kabulüne zihni müheyya etti, kalbi de hazır etti. Çünkü nezairini dünyevi efalle de gösterdi. Diyoruz, burada bir mola veriyoruz. Şimdi oradan tekrar gelelim aşağıya doğru konuşmaya çalışalım. Bunun bir kısmını dediğim gibi bir önceki derste konuştuk. Öncelikle metnin ne yaptığını bir hatırlayalım. Zeyl'in dördüncü parçası aslında Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'nde geçiyor. Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi nerede? 25. söz, yani yine bu eserde Sözler Risalesi'nde 25. söz olarak geçiyor. Orada da burası neymiş? Şurada bir söz basımın notu vardı bu metnin nereden alındığına dair. Buradan itibaren Zeyl'in beşinci parçasına kadarki kısım, 25. sözün ikinci şulesinin 8. meziyeti cezaletidir. 25. sözün ikinci şulesinin 8. meziyeti cezaletidir ve orada ayrıca yer almaktadır. Bu metin Kur'an'ın üslubunu anlatan bir metin, Kur'an'ın mucizeliğini anlatan bir metin. Normalde onun delillerinden birisi, bir bölümü o eserde. Ancak burada haşirle ilgisinden dolayı ve burada bahsedilen metodoloji Haşir Risalesi'nin de metodolojisi olduğu için eserden oradan alınarak buraya da konulmuş, bir tekrar olarak yerleştirilmiş. Risale-i Nur'da bu nevinden çok tekrar olduğunu okuyanlar bilirler. Yani bir metni hem Haşir Risalesi'nde hem başka bir risalede hem başka bir bölüm altında görmek mümkün oluyor. Risale-i Nur okuyanların aşina olduğu bir durum. Pekala, başlayalım şimdi ince okumamızı yapmaya çalışalım. Ha, metnin ne iş yaptığını hatırlıyorduk. İşte metin Haşir Risalesi'nde Üstad Hazretleri'nin kullandığı metodolojiyi burada farklı ayetlere müracaat ederek de bize anlatıyor. Kur'an'da misaller neden var? Cenab-ı Hak niye bu kadar çok örnek veriyor? Veya bu örneklerin arkasında neler neler sezilmesi lazım? Ona dair mürşidimiz biraz gözümüzü açıyor. Yani Kur'an okurken sadece dümdüz okumayın, arkasında yollar olduğunu, manaların arkasına giden hakikatler olduğunu da düşünün, bu derinliği kazanın öğretisini bize burada veriyor gibi. Allahu alem. Hem Kur'an kah oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahiretteki harika efallerini kalbe kabul ettirmek için, Kur'an ne yapıyormuş? Kah oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahiretteki harika efallerini kalbe kabul ettirmek için ihzariye hükmünde, hazırlayıcı hükmünde ve zihni tasdike müheyya etmek için, yani akıl onu hemen tasdik etsin, onaylasın, hazır hale gelsin etmek için bir idadiye, yine hazırlık suretinde idadiye, aynı zamanda bir mektep şeyi, ortaokul mu lise mi, yani idadiye diye de anılıyor, manası hazırlık. İdadiye suretinde dünyadaki acayip efalini zikreder. Bak, Cenab-ı Hak Kur'an'da neden dünyadaki acayip efali zikrediyormuş? Cenab-ı Hakk'ın yarattığı, ahirettekilerine kanaatimiz gelsin diye. Yani buradaki acayip şeylere dikkatimiz çekiyor ki
onlardaki harikalığı fark edip onların arkasında onlar için gerekli olan ilmin, iradenin, kudretin sonsuzluğunu fark edip ahiretteki efalden bahsedildiği zaman ya nasıl olur bu demememiz için. Kafamız hazırlansın, gönlümüz yatışsın, bir alışkanlık kazanalım. Nicedir bizim Allah'ımız, nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Allah tasavvuruyla hakikatler arasında bağ kuralım diye Cenab-ı Hak bunları bize zikrediyor. Cenab-ı Hak bize kainattan bir şey öğrettiği zaman, onun arkası, ondaki ülfet perdesini kırabilirsek eğer, sıradanlaştırma perdesini kırabilirsek eğer, oradan Allah'a uzanan yollar var. İşte deveye bakmazlar mı diyor mesela Kur'an'da. Sivrisine misal veriyor mesela Cenab-ı Hak. Ya sivrisinek neymiş, deve neymiş falan derseniz gümlediniz, gittiniz zaten. Ama ya Cenab-ı Hak bunu örnek veriyorsa bunlarda bir sır vardır deyip üstüne eğildiğiniz zaman hem sivrisinekte hem devede hatta herhangi bir şeyde çok büyük sırlar, hikmetler, sanatlar olduğunu görüyorsunuz. Bilim bugün birçoğunu bize anlatıyor. Zoolojidir, botaniktir, şudur budur. Dalları var. Her dalda inceldikçe ayrı bir şey açılıyor sayfa. Böcek bilimi var. O böceklerin içinde bilmem hangi türe ayrı bir şey var. Neden? Çünkü onlardaki çetrefillik, onlardaki o kıvam, onlardaki o incelik ancak onda temerküz edilerek insanın anlayabileceği bir şey. Branşlaşma diye bir şey oluşmuş. Neden? Çünkü ilimler arttıkça anlıyorsunuz ki insanın gücü buna yetmez. İnsan ki alemin idraki en yüksek, en zeki varlığı. Fakat insan bile o bilimlerin hepsine hakim olamayacak seviyede artık. İlimler arttığı için biliyoruz. İşte dahiliye ayrı, o dahiliyenin içinde ayrı ayrı birimler var. Belki her organın o organlarla ilgili uzmanlık alanları var. O organların yaptığı işlerle ilgili uzmanlık alanları var. Neden? Çünkü indikçe sanat bugün işte hücrenin içindeki genleri anlamak için genetik diye bir bilim var. Yani hücrenin içine de girdik, onun çekirdeğine girdik. Orada çok küçük, gözle görülmeyen DNA diye bir şey var. Onu anlamak için uzmanlık alanları, hatta onun içinde de, genetiğin içinde de birçok ayrı uzmanlık alanı oluşmuş durumda. Bu hal bize gösteriyor ki Cenab-ı Hakk'ın efalini dünyada anlayabilirsek, oradaki acayipliği görebilirsek, oradaki mucizeliği görebilirsek, sırları kavrayabilirsek, kuşatmamız mümkün değil de ya burada büyük işler dönüyor diyebilirsek, bu Cenab-ı Hakk'ın ahirete dair bize naklettiği efali de anlamamızı sağlıyor. Bir daha okuyorum cümleyi. Hem Kur'an kah oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahiretteki harika efallerini kalbe kabul ettirmek için ihzariye hükmünde, hazırlayıcı yani, ve zihni tasdike müheyya etmek için bir idadiye suretinde dünyadaki acayip efalini zikreder. 1. Kur'an'da bunlar niye zikredildi kardeşim diye düşünürseniz, aklınıza gelirse bir vesvese, bir şüphe, bir ateist iddiasıyla karşılaşırsanız ya Allah'ın sözü böyle olur mu falan diye, işte uyanmanız gereken ve uyarmanız gereken ilk şey, Cenab-ı Hak buradaki harikalığı görmemizi istiyor ki onların üstüne ahiretteki harika efallerini bize anlatacak. Biz buradakini anlamazsak ötekilere hiç hak verir miyiz? Mesela bir sporcu düşünelim, adam diyor ki ben havada 3 takla atabiliyorum. Ya nasıl olur falan filan diyorsunuz, dur göstereyim diyor. Bir tane takla atıyor mesela, diyorsun ya bunu yapan onu da yapar. La teşbih ve la temsil. Veya işte ben işte şu kadar mesafeyi yüzebilirim diyor bir adam. Ya nasıl olur falan filan. Size küçük bir alanda bir hızını gösteriyor, yüzmek hızını, gücünü. Diyorsunuz ki ya burada bunu başaran onu da başarır. Metnin öncesinde şöyle bir örnek vardı. Hani bir zat ordular kurup kaldırıyor sürekli. Ama küçük bir taburu toplayamaz der misin o adama? Diyemezsin. Onun gibi veya işte misafirlerin önüne bir taş düşmüş. Adam dağları kaldırıp indirebilen bir adam. Misafirlerin yoluna bir taş düşmüş. Bu taşı kaldıramaz der misin, demez misin? Demezsin. Veya işte Türkiye devleti. Ya görüyorsun adamlar şehir kurup şehir kaldırıyorlar. Öyle bir kuvveti var. Veya işte Türkiye'nin ordusunun kuvveti var. Ya şunu yapamaz, bunu edemez, bir tane suçluyu yakalayamaz. Ya yakalayamaz olur mu yani? Kimleri yakalıyor veya kimleri operasyon yapabiliyor veya nasıl vurma gücü var? Der misin, demez misin? Çünkü o gördüğün numune ötekini anlamayı sağlar gibi gibi. Çok konuştum. Demek ki bir tane sebebi buymuş.
Bir de şu var. Bir daha bir tane daha diyelim. Veyahut istikbali, yani gelecekteki ve uhrevi, diğer alemdeki, ahiretteki olan ef'ali acibe-i ilahiyi öyle bir surette zikreder ki, bak bir de o varmış. Dünyadaki numunesiniz yapmadan da böyle bir şey yapabiliyormuş. Nasıl bir şey? Veyahut istikbali ve uhrevi olan ef'ali acibe-i ilahiyi, Cenab-ı Hakk'ın acip şaşırtıcı fiillerini öyle bir surette zikreder ki, meşhudumuz olan çok nazireleriyle onlara kanaatimiz gelir. Allah Allah. Bu sefer bak, ötekinde dünyadakini söylüyordu, ahirettekini kavrayalım diye. Burada da ahirettekini öyle bir şekilde söylüyormuş ki, bizim aklımıza hemen dünyadaki geliyormuş, orada kastedilmese bile. Kastedilmesi demeyeyim, haşa. Orada zahiren geçmese bile diyeyim. Heh, doğrusu bu oldu. Estağfurullah. Orada zahiren o şey geçmese bile, içindeki ince imalar, göndermelerle hemen teşbih bize o şeyi göndermesini yapıyor. Mesela işte adamın kolunu kürdan gibi kırdım dediğiniz zaman işte hemen aklınıza o kırma hadisesi geliyor. Nasıl bir şey oldu? Niye? Çünkü fiilin içinde öyle bir benzetme yaptı ki o hatırlattı gibi gibi sanki. Devam edelim bakalım üstadımız burada nasıl açıyor. Veyahut istikbali ve uhrevi olan ef'ali acibe-i ilahiyeyi öyle bir surette zikreder ki meşhudumuz, yani şahit olduğumuz, gördüğümüz olan çok nazireleriyle, örnekleriyle, benzerleriyle onlara kanaatimiz gelir. Mesela evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe izâ huve hasîmun mübîn. Yasin suresinin 77. ayetiydi bu okuduğum. Kısa bir meali hatırlayalım, şu şekildeydi. Görmedi mi o insan? Biz onu bir damla sudan yarattık da sonra o bize apaçık bir düşman kesiliverdi. Ta surenin ahirine kadar. Onu da okumak lazım ama ben hazırlanmadığım için öyle bir şey. Aslında şimdi açıp Yasin suresinin o kısmını bir okumak lazım burada. Çünkü hepsine gönderme yaptı. İşte şu bahiste. Haşir meselesinde Kur'an-ı Hakim haşri ispat için 7-8 surette muhtelif bir tarzda ispat ediyormuş. Hikmetli Kur'an haşri ispat için 7-8 surette muhtelif bir tarzda ispat ediyormuş. Nasıl? Açıyor üstad. Evvela, öncelikle neşe-i ula'yı nazara verir. Yani ilk yaratılışımız, dünyaya gelişimiz, neşe-i ula o demek. Yine de bakayım arkadaşlar. İşte insanın ilk yaratılışı, evet. Neşe-i ula'yı nazara verir, der ki, nutfeden alakaya, bu nutfe, alaka, mudga, bunlar anne karnındaki çocuğun evreleri. Nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan ta hılkati insaniyeye kadar, yani insanın tam oluşumuna kadar olan neşetinizi görüyorsunuz. Anne karnındaki oluşumun nasıl olduğunu biliyorsunuz. Nasıl oluyor ki neşe-i uhrayı inkar ediyorsunuz? O onun misli belki daha ehvenidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın sizi daha önce bir modeliniz yokken, tabiri caizse, hiçten, orijinal olarak nasıl evre evre yarattığını, orada şekilden şekle soktuğunu, kaç evreden geçtiğinizi, işte küçücük tek bir hücreyken çoğalıyorsunuz, bir işte 10.000'e ulaştığında sayısı, Orhan abinin çok güzel bir videosu var. Hayat alfabesiydi galiba ismi. Orada mesela bunu anlatıyor. Hücre sayısı 10.000'e ulaştığında her bir hücre farklı bir organ olmaya karar veriyor. Kendisi mi karar veriyor? Elbette Allah onu yönlendiriyor ama mesela iki hücre birden burun olmuyor. İki hücre birden işte ne diyeyim, kulak olmuyor. Dört kulağınız birden olmuyor. Bir hücre ben şu organ olacağım diyor. Diğer hücre ben de şu organ olacağım diyor. Sanki 10.000 tanesi kendi arasında anlaşmış gibi her birisi farklı bir yöne gitmeye başlıyor o evreden sonra. Daha bunun gibi birkaç evre daha var. Şimdi bu aşamaları görüyorsunuz. Bir insan nasıl tek bir hücreden bu hale geliyor biliyorsunuz diyor. Şimdi onu gördükten sonra, bildikten sonra, Allah'ın bu kudretini, bu hikmetini, bu ilmini, iradesini keşfettikten sonra ahiretteki inkarı niye inkar edesiniz ki? O da bunun başka bir şekli yani. Buradaki dönüşümümüz gibi orada da bir dönüşüm geçireceğiz demek ki. Orada da tekrar hilkatimiz olacak. Burada yapan orada niye yapamasın? Gibi. Nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan ta hilkati insaniye kadar olan neşetinizi görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki neşe-i uhrayı
inkar ediyorsunuz. O onun misli, belki daha ehvenidir. O yüzden bak burada ayet şeyle başladı. İleride hani diyor ya, قَالَمَا يُحِلْ عِزَامِ وَهِيَ رَمِيمٍ. Çürümüş kemikleri kim diriltecek? Bu ayet, 78. ayet. Bizim burada naklettiğimiz 77. ayet. Ne yaptı burada Kur'an? Bak, görmedi mi o insan, biz onu bir damla sudan yarattık da diye başladı ya. İnkarını anlatıyor birinin, Velid bin Mughire olduğu söyleniyor bu sözü söyleyen. Almış atalarından birisinin kemiğini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözü önünde ufalamış böyle. Ya demiş, bunu kim diriltecek? Bu mümkün mü yani? Böyle bir şey olabilir mi? Alaycı, hiciv bir tarzda, müstehziyane bir tarzda söylemiş bunu. Kur'an onu anlatmaya başlarken önce diyor ki, biz onu bir damla sudan yarattık da o bize düşman kesiliverdi. Önce yaratılışını hatırlatıyor. Ya bunu mesela bilmesek, Üstad Hazretleri bize bu dersi vermese, ya burada niye başladı Kur'an diye düşünebiliriz. Niye o insanı böyle tanıttı? Görmedi mi o insan, biz onu bir damla sudan yarattık. Bunu niye tekrar etti şimdi, niye söyledi? Ona aslında Üstad Hazretleri diyor ki, aslında Kur'an ona ilk yaratılışını hatırlatıyor. Sen hani böyle bir inkara gittin ama ya seni bir damla sudan yaratan Allah'a yapıyorsun bunu, farkında mısın? Seni bir damla sudan çeşitli evrelerden geçirerek yaratan Allah'a bu alayı yöneltiyorsun. Bunun farkında mısın yani? Ona bu iddiada bulunuyorsun. Ya bu kemikleri kim diriltecek? Seni tek hücreden yaratmış yani. Tekrarını yapmakta niye zorlansın? Bu şey var diyor, mana bunun içinde mündemiş diyor Üstad Hazretleri. Evet. Hem Cenab-ı Hak insana karşı ettiği ihsanat-ı azimiyi, yani büyük ihsanları, اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا. İşte kısa bir meali neydi? 80. ayetti bu da, Yasin suresinin 80. ayeti. Odur ki yemyeşil ağaçtan size ateş çıkarır. Kelimesiyle işaret edip der. İhsanat-ı azimenin zikri varmış burada. Size böyle nimet eden bir zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Size böyle nimet eden bir zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Ya Kur'an'da Cenab-ı Hak niye bu verdiği nimetleri bu kadar çok zikrediyor? Tamam, bir kere, iki kere, üç kere, ya niye hep Kur'an'da bunlar geçiyor? İşte ona uyanmamız için bir kapı. Cenab-ı Hak bu nimetleri zikrederek bizimle ne kadar ilgilendiğini de gösteriyor. Şimdi deistler diyorlar ya, ya Allah kainatı yaratmış ama işte kurulu saat gibi karışmıyor. Ne yaparsak yapalım. Böyle günah sevap falan filan yok yani. İlgilenmiyor bizimle. Deistler böyle diyorlar. Hani Allah'ın varlığını kabul ediyorlar ama gerisini inkar ediyorlar. Onlara sormak lazım. İnsanla mesela ya, birisine gülümsemek, birisine el sallamak, bunlar bile bir ilgi değil mi? Yani gülümseyen, el sallayan veya işte bayramlarda arayan bir insanın dara düştüğünüzde size yardım etmeyeceğini düşünmezsiniz ya da ilgisiz olduğunu düşünmezsiniz genel manada size karşı. Ya bizimle bizi yokluktan varlığa çıkaracak kadar ilgilenmiş olan Allah, bunun üstü yok. Bu sonsuz bir ilgidir arkadaşlar. El sallamak gibi, tebessüm etmek gibi, güzel bir iltifat etmek gibi, iltifat zaten güzel olur diyelim. Veya işte ilgimizi belli eder başka böyle bir fiil gibi, küçücük bir şey değil bu. Küçücük bir artım değil. Yoktan vara çıkarmak. Bu ilginin sonsuzluğudur. Cenab-ı Hak bizimle sonsuz şekilde ilgilendiğini, alakadar olduğunu biz nereden biliyoruz? Bizi yokluktan varlığa çıkarmasından. Yoksa kim onu mecbur edebilirdi? Rahmetinden, kereminden, onların ima ettiği o ilgiden, ifade ettiği o ilgiden dolayı Cenab-ı Hak bizi yarattı, varlığa çıkardı ve sürekli nimetlerini zikrediyor, nimetlerini yediriyor, içiriyor, tattırıyor, duyduruyor vesaire vesaire vesaire. Envai çeşit, her latifenin, her duygunun, her duyunun kendisine göre bir nimet algısı var. Tattığı bir nimet var, bin nimet var, bir de değil. Dilin tattığı mesela bir tek acı mı, bir tek tatlı mı değil. Onların kıvamları, oranları vesaire, mutfak ki mutfak içinde, bilmem ne mutfağı, bilmem ne mutfağı, bilmem ne mutfağı, her birinin lezzeti ayrı, tattırdığı ayrı, oranları itibariyle düşünelim ya da gıdaları itibariyle düşünelim. Şimdi böyle bir Allah bu kadar ilgileniyor. Kur'an'da da bunu tekrar hatırlatıyor. Bak bunu da verdim, şunu da ettim.
size yemyeşil ağaçtan ateş çıkardım bak. Ya yaş bir şey yanar mı ya? Yanmaz normalde. Arabistan'da böyle bir ağaç varmış arkadaşlar. Araplar onunla ateş yakıyorlarmış Bedeviler. O ağaç sayesinde. Yani Cenab-ı Hak onu hatırlatıyor. Ya yemyeşil ağaç bu. Ağaçtan size ateş yaratıyorum. Bak bu az bir şey değil. Belli ki sizinle ilgileniyorum. Size böyle nimet eden bir zat, yani sizinle böyle ilgilenen bir zat, sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Yani o ilginin sonucu olmaz mı? O ilgi sizi bir şeylerden sorumlu tutmaz mı? O ilgi size bazı yükümlülükler yüklemez mi? Her ilginin bedeli vardır. Her ilginin bedeli vardır. Yani mutlaka ilginin dönüşü de olur. Cenab-ı Hak bizi yokluktan varlığa çıkardıysa elbette amaçsız yapmadı bunu, bir hikmetle yaptı. O hikmetin de bize yüklediği sorumluluklar var. Biz de varlıkta bulunduğumuz şeyi eda etmeliyiz, yeri eda etmeliyiz, hikmeti eda etmeliyiz. Bize ne emretmişse o duruşu eda etmeliyiz. Neyden nehyetmişse ondan sakınmayı eda etmeliyiz gibi gibi ifadeler kullanalım burada. Ya mesela bu nimetler, bak Kur'an'da şimdi bundan sonra arkadaşlar ne zaman nimet ayeti gelse bir bunu hatırımıza getirelim. Cenab-ı Hak bizi başıboş bırakmayacağını, çünkü başıboş bırakma tutumunun bu ilgiyle uyuşmayacağını ve bu ilginin de bize bazı sorumluluklar yüklediğini, yani bak orada kullanıyorsun, burada kullanıyorsun, hayatında her anında kullanıyorsun arkadaş. Sen nasıl Cenab-ı Hakk'ın seni boş verdiğini, senin de ona boş verebileceğini düşünebilirsin gibi sorgulamalar barındırmalı yani. İnsan olan insana, Cenab-ı Hak bizi insan olan insan eylesin. Hem remzen der. Devam ediyoruz. Ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Bak aynı temsil içinde katmanlar. Ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibat ediyorsunuz. Ayetin devamında adam itiraz ediyordu ya. Nasipsiz ya, çürümüş kemikleri kim diriltecek diye. Cenab-ı Hak burada bu ağacın yeşilinden ateş çıkarmakla beraber bir de ağacın yeşillenmesi kastedildi ya orada. Bak o ağaç kuruydu kışın, yazın tekrar, yani kışın kuruydu derken yani cansız gibiydi, ölü gibiydi. Tekrar yeşillendi. Veya tohumu onun kuru gibiydi ama toprağa koydun yeşil bir şey çıktı. Şimdi bunu yapan Allah, odunu, kemiği, fidanı canlandıran, yeşerten, yeşillendiren, sulandıran, ne diyelim o canlılığın bütün katmanlarını yükleyelim ona. Bunu yapan Allah, ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibat ediyorsunuz. Yani akıldan uzak görüyorsunuz. Ya onu yapan Allah bunu yapmaz mı? Ağaç neyse insan kemiği de o onun için. Ne zorluğu var? Ona nasıl et büründürüyorsa buna da et büründürebilir. Ona nasıl meyve verdiriyorsa buna da kelime meyveleri, ne diyelim eser meyveleri, tesbihat meyveleri verdirebilir. Tekrar hayata çağırabilir. Nasıl kışın ölmüş ağaçları baharda çağırıyor. Bak, ağaç örneği açılıyor. Bir daha bir katman daha açıyor üstad. Hem semavat ve arzı halk eden, semavat ve arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? Semavat ve arzı halk eden, semavat ve arzın, göklerin ve yerin meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? Koca ağacı idare eden, o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? Biz bir şeye ilgi gösterdiğimiz zaman ne için ilgi gösteriyoruz? Genelde sonucu için, neticesi için. İşte tarlayı ekiyoruz ne için? Sonuçta ondan mahsul alacağız. Ondan işte buğday alacağız, arpa alacağız, yonca alacağız veya meyve alacağız. Öyle bir niyetle giriyoruz. Sonucu amaçlıyoruz. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak da kainatı ekmiş. İnsan meyvesi veriyor kainatta. O insan ne meyvesi veriyor? O da tesbihat, kulluk, anlam, tefekkür, ibadet gibi manevi alana dair meyveler veriyor. İnsanın meyvesi de manevi oluyor. İnsan da kainatın meyvesi. Ya Cenab-ı Hak semavatı arzı yaratsın ama onun meyvesi olan insanla ilgilenmesin. Ya böyle bir şey olur mu? Tarlayı kursun, düzeltsin, yapsın ama meyvesini boş versin. Öyle bir şey düşünün arkadaşlar.
Çiftçi düşünün. Tarlaya ekiyor, bilmem ne yapıyor, türlü zahmetler katlanıyor. Zordur da o işler yani, kolay değil. Gerçi şimdi teknoloji var ama eskiden daha da zordu. Ondan sonra çıkan ekine hiç bakmıyor bile. Yani mantıklı olan insan der ki ya böyle bir şey olabilir mi bu? Yani mümkün değil. Nasıl ilgilenmez? E o zaman niye emek verdi? Yani bir hikmetsizlik, bir abes, bir saçmalık var burada. O emeği vermek, o emeğin sırasını gözetmek zeka belirtisi, ama sonucunu almamak zekasızlık belirtisi. Cem is değil, bu imkansızdır arkadaşlar. Yani birisi hem cömert hem cimri olmaz. Adam o kadar çok cömert ki 1 lirasını bile kimseye vermiyor dediğim zaman ben işte Cem is değil gibi oluyor. Size mantıksız gelir. Ne demek yani? Adam o kadar cömert ama 1 lirasını vermiyor. Ne demek istedin sen şimdi? Cimri dedin adama ama cömert de dedin. Saçma bir şey oldu dersiniz buna. Safsata dersiniz buna. İşte bunun gibi de ya Cenab-ı Hak kainatı bu kadar, tabiri caizse tırnak içinde kullanıyoruz. Cenab-ı Hak için hiçbir şey zor değil ama emek vermiş, yaratmış, ince ince sanatlar gözetmiş ve ondan da insan diye bir meyve çıkarmış. O insandan da ibadet, tesbihat istemiş, istiyor. Diyorlar ki bize işte cümle inkarcılar, ya insanın bir şeyi yok işte, kainatta var olmuş ya nasıl tesadüfen? Bu kadar ince sanat, bu kadar uyum, bu kadar ahenkle ancak bu düzen devam edebiliyor. İnsandaki düzen de kainattaki düzenle ilgili. Hani bir elma ağacı için evren gerekir. Bir elma ağacı için kainatın tamamı gerekir diyoruz ya, çünkü ilgili. İşte kainat, evrenin başındaki sabitelerin o değerde olması gerekiyor ki bu canlılık oluşsun. Şimdi bu kadar yoğun ilgi, bu kadar şey varken ya niye boş versin Allah? Haşa sümme haşa. Allah hikmetsizlikten, abesle iştigal etmekten münezzehtir. Böyle bir kusur onda olursa o ilah olamaz. İlah kusurlu olmaması lazım. Kusurlu olan ilah olamaz. Hem o hem bu olamaz yani bir ilah. İşte burada onu sorguluyor üstad. Koca ağacı idare eden o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? Yani salladı insanı, kendi haline bıraktı. O insan da kendisini her şeyden biliyor. Tabiattan biliyor, taştan biliyor, puttan biliyor, şu bu inekten biliyor falan. Bütün ağacın neticesini terk etmekle bütün eczasıyla hikmetle yoğrulmuş hilkat şeceresini, bak ağacı hilkat şeceresi, yaratılış ağacına bağladı Bediüzzaman Hazretleri. Bütün ağacın neticesini terk etmekle bütün eczasıyla, parçalarıyla hikmetle yoğrulmuş hilkat şeceresini abes ve beyhude yapar mı zannedersiniz? Hani işte o tarlaya verilmiş emek boşa gider mi? Gitmez. Gitmezse bunun şeyi, sonucu insanın sorumlu olmasıdır. Neyle? Madde olanı maneviyata dönüştürmekle. İbadet etmekle, tefekkür etmekle, tesbihle vesaire. O lafzı okumakla, o lafza tabiri caizse kendi ruhundan katmakla Cenab-ı Hak bizi bunun için yaratmış. Biz eseri anlayan idrakli talebeleriz. Kainat bir mektep, muallimler, peygamberler, biz de oranın öğrencileriyiz. Ders kitabımızda Kur'an ve ondan evvelki suhuf ve kütüpler, yani Cenab-ı Hakk'ın indirdiği vahiyler, tabi onlar muharref olmuş şimdi kalmamışlar ama onlara da iman ediyoruz, varlıklarına. Cenab-ı Hak hep bu ilgiyi, iletişim ağını açık tuttu. Hep konuştu, hep elçiler gönderdi. Bunun sonuncusu Hatemül Enbiya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, peygamberlerin sonuncusu son kitapta Kur'an, kıyamete kadar geçerli olacaklar ikisi de. Ama bu ilgi hep devam ediyordu yani. Kitaplara ve peygamberlere iman içinde aslında bunun da şeyi var. Manası, mündemiş. Cenab-ı Hak onlara iman ettirerek bize şunu öğretiyor. Kullarım, ben sizi yarattım ama her zaman sizinle ilgiliydim. Siz ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, hakikati ararken bocalıyorsunuz, o bocalamalarda benden yardım istiyorsunuz. Ne açık, ne yanlış, ne doğru, hepsini ben size öğrettim. Hep ilgilendim sizinle, hep konuştum sizinle, hep mesaj gönderdim size, elçiler gönderdim size. Bu imanda, bu şeyde, manada saklıdır arkadaşlar. Evet, bütün ağacın neticesini terk etmekle, bütün eczasıyla hikmetle yoğrulmuş hılkat şeceresini abes ve beyhude yapar mı zannedersiniz? Değil mi yani? Bırakır mı Allah yani o sonucu amaçsız? Her şeye bin hikmet taksın ama en büyük olana, eserine hiçbir hikmet takmasın. Hiçbir sonuç ondan almasın.
onu kendi haline bırakmış olsun. Böyle bir şeyi biz Allah'ımıza haşa sümme haşa yakıştırmayız. Kusur onun mükemmelliğine, kemaline yakışmaz der. Devam ediyoruz der. Haşirde sizi ihya edecek zat öyle bir zattır ki, yine çok konuştuk. Haşirde sizi ihya edecek zat öyle bir zattır ki bütün kainat ona emirber nefer hükmündedir. Emri kün feyekûne karşı kemali inkiyatla, tam bir itaatle diyelim, serfuru eder. Bir baharı halk etmek, bir çiçek kadar ona ehven gelir. Bütün hayvanatı icat etmek, bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir bir zattır. Öyle bir zata men yuhil izam deyip kudretine karşı tacizle meydan okunmaz. Bak bu da varmış o ayetlerde, bu sırda. Yani Cenab-ı Hak acayip efalinde mucizesini zikrederek diyor ki, bak neler neler yapıyorum. Bunları yapmak bana bu kadar kolay geliyor. Böyle bir Allah'a karşı şu cümleyle, yani çürümüş kemikleri nasıl diriltecek falan diye hiç meydan okunur mu yani diyorsunuz. Yani biraz mantıklı olun, biraz akıllı olun. Böyle bir şey mümkün olmayacağını buradan çıkarın diyor. Haşirde sizi ihya edecek zat öyle bir zattır ki bütün kainat ona emirber nefer hükmündedir. Emri kün feyeküne karşı kemal-i inkiyatla serfuru eder. Bir baharı halk etmek bir çiçek kadar ona ehven gelir. Bütün hayvanatı icat etmek bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir bir zattır. İnsanı bir damla sudan yaratmıştı. O kadar kolay. Öyle bir zata karşı meyyuhil izam deyip kudretine karşı tacizle meydan okunmaz. Sonra fesubhanellezi biyedihi melekutu külli şey. Bu ayette Yasin suresinin 83. ayeti. Her şeyin hüküm ve tasarrufu elinde olan zat, her şeyin melekutu burada geçiyor. Fesubhanellezi biyedihi melekutu külli şey. Her şeyin melekutu elinde olan zat. Burada da hüküm ve tasarrufu diye çevrilmiş. Her şeyin hüküm ve tasarrufu elinde olan zat her türlü kusur ve noksandan münezzehtir. Bak bu ayeti hatırlamadık hemen ama arada ben hep bunu söyledim zaten. Yani Allah dediğiniz kusurdan, noksandan münezzehtir. Öyle olmalıdır. Kur'an da zaten bunu söylüyormuş bak devamında. 83. ayette. Nasıl akışkan değil mi mevzu? Bizi oraya getiriyor zaten. Ya Allah da böyle kusur olur mu? Bütün evreni yaratmış, kainatı yaratmış. Olmayacak işlere olmayacak hikmetler bağışlamış. Bize göre olmayacak yani bizim kapasitemize göre. Yoksa tam yakışır, tam hikmetli, tam yerinde. Ama bizim çapımız, ya bu da olur mu diyoruz, o da oluyor. Ya bundan bu olur mu, o da oluyor. İşte oradaki temsili hatırlayalım. Ya yaş ağaçtan ateş çıkar mı? Ya çıkıyor. Çıkıyor, Allah yaratmış. Ya şundan şu olur mu? Ya oluyor, örneği var. Yani böyle bir Allah'a karşı... şeyle meydan okunmaz, böyle alaycı bir şekilde meydan okunmaz. Haddimiz bilmek lazım. Bir de فَسُبْحَانَ الَّذِي melekutu külli şey tabiriyle her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında, gece ve gündüzü, kış ve yazı bir kitabın sayfeleri gibi kolayca çevirir. Dünya ve ahireti iki menzil gibi bunu kapar, onu açar bir Kadir-i Zülcelal'dir. Her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında, gece ve gündüzü, kış ve yazı bir kitabın sayfeleri gibi kolayca çevirir. Dünya ve ahireti iki menzil gibi bunu kapar, onu açar bir Kadir-i Zülcelal'dir. Cenab-ı Hakk'ın kudretine ve celaline atıf var. En büyük daireye çıkıldı artık. Muhtemelen o ayetleri tam biz okusak, önümüze alsak Yasin suresinde, bunların neye işaret ettiğini bileceğiz ama şu onu yapmadığımız için buradaki göndermeleri şu an bilemiyoruz. Mesela muhtemelen bu örnekler Yasin suresinin içinde geçiyor. Kur'an'ın genelinde zaten var da muhtemelen o ayetlerde de var ya da yakınlarındaki ayetlerde de var. Üstad onlara o yüzden atıf yapıyor gibi hissediyorum. Madem böyledir, bütün delailin neticesi olarak ve ileyhi turcaun, yani kabirden sizi ihya edip haşre getirip huzur-u kibriyasında hesabınızı görecektir. Madem bu kadar hikmetli, bu kadar ilgili, bu kadar rahmetli, bu kadar keremli, bu kadar ince ince sanatlara, nimetlere yaratıyor, sizi sürekli gözetiyor, ummadığınız yerden rızıklandırıyor, ummadığınız yerden ateş çıkarıyor vesaire vesaire. Böyle bir Allah sizi bu halde bırakmaz.
İllaki ve ileyhi turcaun, yani ona döneceksiniz. Bu işlerin bir hesabı olacak. Kabirden sizi ihya edip, haşre getirip huzuru kibriyasında hesabınızı görecektir. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini, mucizelerini anlattığı her yerde bu manada mündemiş demek ki. Ben bunları yapıyorsam bunun da hesabını sorarım. Bana dönersiniz tekrar bunun hesabını vermeye. İşte diyelim bankadan kredi alıyorsun. Banka o krediyi sana niye veriyor? Onun bir hesabı var. Öylesine vermiyor. Veya iş yeri araba veriyor. Onun da bir hesabı var. O arabayı nerede kullandın soruyor. Sana da bu kadar nimet verilmiş. Elbet ondan bir hesabın olacak. Ey insanoğlu. Dünyada neyini aldın da hesabını vermedin? Mutlaka veriyorsun. İşte bunun da hesap zamanı gelecek. İşte şu ayetler haşrın kabulüne zihni müheyya etti, hazırladı, kalbi de hazır etti. Çünkü nezairini dünyevi efal ile de gösterdi. Örneklerini, misallerini, ona benzerleri, nezair diye burada o kastediliyor. Tam anlamı neymiş nezairin? Ona da bakalım, tam söyleyeyim. Benzerler, örnekler, evet söylediğim gibiymiş. Onları dünyevi efal ile de gösterdi. Hemkah oluyor ki, burada başka bir konuya mı geçiyor? Herhalde başka bir konu açılıyor burada. Buraya girmeyelim çünkü zaten süremizi de aştık. Güya biraz daha uzun konuşacaktım ama fazla uzatamadık. Hemkah oluyor ki efal-i uhreviyesini öyle bir tarzda zikreder ki bahsine kadar geldik arkadaşlar. 172. sayfanın ortası diyelim. Buraya kadar geldik. Geçen derste konuştuğumuz bir kısmı da konuşmuş olduk. Biraz daha açmaya çalıştık bu defa. Geçen sefer hızlı geçtik. Öyle düşündüm ben. Yani o yüzden böyle girdim metne. O da az ilerlememize sebep oldu. Fakat bir iki ders sonra inşallah bu metinle vedalaşırız. Zeyl'in 5. parçası da kısa. Onunla da bir ders meşgul oluruz. Bir derste bitiririz diye umuyorum. Ondan sonra ver eline 11. söz. Efendim. Elhamdülillah burada ne gördük ne öğrendik şöyle bir taattür edersek Cenab-ı Hak Kur'an'da nimetlerini bu kadar sık şekilde haşa sümme haşa boşu boşuna zikretmiyor. O nimetleri çokluğunu hatırlamak bize başka bir şey hatırlatıyor. İlgiyi hatırlatıyor. Biri seni her güldüğünde gülüyorsa onun sana karşı bir ilgisini çıkarıyorsun ya her defasında gülümsüyor. Ya her bayramda seni arıyorsa veya işte her dara düştüğünde hemen koşturuyorsa bu adetlerin çokluğundan o ilginin çokluğunu anlıyorsun. Yani adetlerin çoğalması ilginin çokluğunu uyandırıyor seni. Bir tanesinden çıkaramadıysan ikincisinden çıkaramadıysan üçüncüsünden. Diyorsun ki ya bu adam benimle gerçekten ilgileniyor veya işte bu dostum gerçekten dostmuş diyorsun. İşte Cenab-ı Hak da bize o kadar çok nimetlerini tekrar etmesi Kur'an'da ve sünnette, hadis-i şeriflerde bu kadar nimetin olması, Cenab-ı Hakk'ın bize ilgisini, keremini, rahmetini hatırlatması ve bunun da bir sorumlulukla beraber geldiğini, bunun da bir arkasına gittiğimizde o nimetlerin mucizelerine baktığımızda diğer Esma-ül Hüsna'yla, işte kudretiyle, ilmiyle, iradesiyle, hikmetiyle ilgisini kavrayıp hem ondan marifetullah'a gitmek, hem kendi sorumluluğumuza, ibadetimize, takvamıza dair bir mesuliyet hissi almak, hem de diğer akaid şeylerine dair bir güven, bir perçin, yani bunu yapan Allah onu elbette yapar diye bir güven kazanmak gibi böyle üçlü, dörtlü, sac ayağı şeklinde bir sebepleri, hikmetleri var gibi gözüküyor. Allahu alem benim aklıma bunlar geldi bu metinden. Şüphesiz ehli okusa bundan daha çok şey çıkarır. Benim çapım bu kadar. Kusura bakmayın artık. Aklınıza gelenlerle siz de zenginleştirin. Pekala, bu derslik de bu kadar. İnşallah başka bir derste yine bu metinleri, bu güzel metinleri ve onların işaret ettiği Kur'an'ı hakikatleri konuşmak üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة